Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hürjet'in yeni rekor kırdığını açıkladı. Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz ifadeleriyle yapılan paylaşımda TUSAŞ, 1.2 Mach hıza ulaşan Hürjet'in süpersonik jet eğitimi alanında bir eşi daha geride bıraktığını duyurdu. Gelişmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise, Hürjet'in süpersonik hıza ulaşması, yalnızca bir mühendislik başarısı değil, Türkiye'nin bağımsız havacılık vizyonunda yeni bir kilometre taşıdır. Eğitimden taarruza, her görevde yerli ve milli çözümlerle gökyüzünde daha güçlüyüz ifadelerini kullandı. Hürjet'in ses duvarını aştığı bir önceki uçuşuna dair ise detaylar, TUSAŞ'ın Gökvatan dergisinin geçtiğimiz Şubat ayında çıkan 139. sayısında yer almıştı. Dergide birçok gelişmenin yanı sıra ses duvarını aşarak önemli bir aşamayı daha tamamlayan Hürjet Jet eğitim uçağının bu sürece dair detaylarına da yer verilmişti. Bu bağlamda 21 Ekim 2024 tarihinde saat 09:45'te Mürted Hava Meydanı'ndan havalanan Hürjet Jet eğitim uçağının 1.01 Mach hıza ulaşarak ses duvarını aştığı açıklanmıştı. Söz konusu uçuşta 38 dakika havada kalarak süpersonik hıza ulaşan ilk yerli ve milli uçak olarak tarihe bir kez daha adını yazdıran Hürjet, kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirmişti. Gerçekleştirdiği uçuş ve rekorlarla adından bahsettirmeye devam eden Hürjet, son olarak İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbon'un TUSAŞ tesislerini ziyaretinde de rol aldı. Söz konusu ziyaret kapsamında İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile uçuş gerçekleştirmişti. Bu bağlamda iki komutan iki farklı Hürjet ile uçtu. Carbo uçuşun sonunda yaptığı açıklamada, "Bu, iyi ivmelenmeye sahip, 5. nesil bir uçağa geçişe hazır, güvenilir bir uçak" ifadelerini kullandı.